19 Haziran CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Türkiye'nin başkanlık sistemine geçtiği 2018 yılı ile bugünkü ekonomik durumu kıyaslayarak çarpıcı veriler sundu. 19 Haziran 2018 Salı günü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların önüne çıkıp 5 gün sonra gerçekleşecek seçim için siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz diye açıklama yapmıştı. Verin yetkiyi, görün etkiyi dedi. Ülke mahvoldu. Vatandaş açlıkla, yoksullukla boğuşur duruma geldi. Anayasal hak ve özgürlüklerini kullanamıyor. İktidara muhalefet eden herkese yargı sopası gösteriliyor. Şimdi de siyasi ortağı Sayın Bahçeli, Erdoğan bir kez daha seçilmeli, bu kapsamda anayasal düzenlemeyi yapmak gerektirir diye açıklama yapıyor. Ülkeyi ekonomide, adalette, sağlıkta, eğitimde bataklığa sokmaktan başka ne yaptı ki hala bir dönem daha yetki isteyebiliyor? Bakın, bu ne olduğu belirsiz sisteme geçmeden önce milyonların önüne geçip bu kardeşinize verin yetkiyi, ekonomiyle, faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz diyerek milleti kandırmadı mı? Kandırdı. Şimdi hangi yüzde Sayın Erdoğan bu milletin karşısına çıkabilecek? Bakın, o dönem 2018'de 4 lira 75 kuruş olan dolar bugün 34 lira 38 kuruş. 2018'de 5 lira 50 kuruş olan euro bugün 36 lira 57 kuruş. 2018'de 194 lira olan gram altın 2870 lira. 2018'de 6 lira 31 kuruş olan benzin 43 lira 29 kuruş. 2018'de 5 lira 73 kuruş olan motorin 43 lira 40 kuruş. 2018'de 3 lira 47 kuruş olan otogaz 27 lira 21 kuruş oldu. Yani dolar %624, euro %565, gram altın ise %1380 oranında arttı. Benzin %586, motorin %657, otogaz ise %684 artış gösterdi. Seçimin yapıldığı Haziran 2018'de faiz oranı 17.75 iken bugün faiz oranı %50, yani artış oranı %182. Yine o gün sarayın arka bahçesi olan TÜİK'e göre enflasyon oranı %15.39 iken bugün enflasyon oranı %48.58. Yani artış oranı %215 olmuş durumda. Bakın, çok önemli başka bir veri söylüyorum. O öve öve bitiremedikleri, ülke uçacak dedikleri sisteme geçmeden önce, yani 2018 yılında Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde 101. sırada yer alırken bugün 117. sırada yer alıyor. Bir başka önemli veri ise dünya basın özgürlüğü endeksinde Türkiye basın özgürlüğünde 2018 yılında 157. sıradayken şu anda 165. sırada yer alıyor.